Sevgili anneciğim, sana ve arkadaşlarıma bir mektup gönderiyorum. Bu mektubu ulaştırabileceğiniz kadar geniş kesimlere ulaştırırsanız sevinirim. Anneciğim, seni özlem ve hasret ile sıkıca kucaklıyorum. Ellerinden öpüyorum. Nasılsınız? Beni soracak olursanız çok iyiyim. Olması gerektiği gibi. Anne, sana bu mektubu yazarken açlık grevi direnişimin 90. günündeyim. 90 gün, direkt olay. Onurun, ahlakın, tüm kötülüklere, pisliklere karşı duruş. Onlar bizim ocağımıza ateş düşürdüler. Sen başkalarının ocağına ateş düşürme derdin hep, babam ile birlikte bana. Onurumuzu, şerefimizi temsil ediyorum, tek başıma zindanlarda. Bu bir direniş çağrısıdır. Etrafımızı adaletsizlikle saran korku duvarlarının koskocaman karanlıklara bizi hapsetmek isteyenlere karşı. Tek bir alev topu gibi parlayarak en kör karanlıkları aydınlatmanın, kağıttan yapılmış korku duvarlarını yıkmanın bir adımıdır bu direniş. Basına, aydınlara, sanatçılara, tüm demokratik kitle örgütlerine ve halkımıza. Bugün açlık grevimin 90. günü. Peki neden açlık grevine başladım? 23 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Mecidiyeköy'de yürürken gözaltına alındım. Gözaltına alınma nedenim ise artık söylediği yalanlarla herkesin tanıdığı ve bildiği Berk Ercan isimli itirafçının hakkında uydurduğu yalanlar ve iftiralardı. Kendimi kurtarmak adına alçaklığın, iftiracının bir parçası olmayı reddettim. Bu mektubumda mahkemede yaşananları tek tek anlatmayacağım. Hakkımda uydurulmuş bu kadar saçma ve inandırıcılığı olmayan bir iddia üzerinden hüküm kuran mahkemenin ne kadar göstermelik olduğunu da anlatmayacağım. Evet beyler, sayım. Mevcut bir, görünen bir, kaçak sıfır. Mustafa, bugün yemek istiyor musun? Siz oğlum akıllanmazsınız ya. Müdür diyor ki, açlık grevini bırakırsa kebaplar ondanmış ha. 12 gün boyunca gözaltında kaldım. Mustafa! Oğlum aklını kullan, aklını lan! Ver imzayı, çık git! Kurtul! Liste hazır, her şey hazır. Ne uğraştırıyorsun oğlum bizi? Ne uğraştırıyorsun lan? Bir imza atacaksın, çıkıp gideceksin. Mustafa! Oğlum bak, daha 28 yaşındasın. Aklını kullan. Buralarda çürür gidersin. Ver imzayı, sana ne milletten? Oğlum bak, kaç gündür uğraştırıyorsun bizi lan? Kaç gündür uğraştırıyorsun lan bizi? Yeter artık bak! Hamile bacım varmış, kardeşlerim varmış. Bizde taş gibi delikanlılar var ha! Alırlar kocasını yanından, kaldırırlar bak, dinlemezler ha! Akıllı! Konuş lan, konuş! At imzayı, yoksa buradan çıkamayacaksın. Sana gün yüzü göstermeyiz burada. Ömrün çürür hapishanede, çürür! Oğlum sen Berk'i bilmiyor musun lan? Berk geldi burada, paşa paşa attı imzayı. Benden çok para alıyor lan devletten şu anda. Krallar gibi yaşıyor namussuz. Sen de onun gibi ol. Sana ne lan milletten? At imzayı, defol git.
Oğlum duyuyor musun lan? Oğlum bu çocuk akıllanmıyor lan. Bunun var ya. Bak Mustafa, iyi düşün bak. Başına gelebilecekleri düşün. Ya, senin lazım var ya. Hayatın en onurlu damarıdır. Hayatın en onurlu yanıdır. Adaletsizlik altında direnme geleneği dünden mirastır bizlere. Bu ülkede adalet yok. Milyonlarca insan adaletsizliğin ulaştığı en üst noktayı yaşıyor. Bize hukuksuzca bu cezaları vererek aslında tüm halka gözdağı vermeye çalışıyorlar. Yaşanan tüm bu adaletsizliklerin ve saldırıların önüne açlığa yatırdığım bedenimi bir set görevi görmesi için koydum. Her gün aklımdan çıkmayan bir insan neden yaşar, neden bedenini ölüme yatırır? İşte tüm bu sorular direnişimde ve yaşadıklarımda hayat buldu. Bana ve tüm halkımıza yapılan bu adaletsizliğe, yalanlara, iftiralara karşı başladığım direnişime ve bugün 90. gününde bedenimi ölüme yatırıyorum. Mustafa! Hadi kalk talimatlar haydi. Doktora gideceğiz. 30 kilo adamsın oğlum, burada kaç kişiyiz biz? Seni uçarak götürürüz, uçarak. Koskoca devletiz, bizimle mi başa çıkacaksın? Tek başına bir adamsın, gebereceksin lan, biraz aklını kullan. Hadi lan. Alalım arkadaşım. Tüm insanlıklarım, yarınlar için, tıpkı bana öğrettiğiniz gibi. Anne, sana bir de fotoğraf yolladım. Biz Mustafa'nın ölmesini istemiyoruz. Biz Mustafa Koçak için geldik buraya, kefen giydirmeyeceğim oğluma. Oğlum 217 gündür açlık grevinde adaletle paylaşıyor. Çünkü oğlum ölümle pençeleşiyor. Bu adalet sesimizi duymuyor.